Evet selamlar arkadaşlar, arkadaşlar. Pikemlerimiz dün akşam itibariyle sonuçlandı ve ilk aşamayı yani challenges aşamasını geride bıraktık. Toplam 9 tane tahmin yapmıştık ve bunların 5 tanesinin doğru gelmesini bekliyorduk. Eee Doğru tahminler üzerinden konuşalım ama aslında biraz genel bir değerlendirme yapmak istiyorum hızlıca. Öncelik olarak 3-0 tahmininden başlayalım. Biz hatırlıyorsanız Furuya'yı koymuştuk ki Furuya'yı koyma sebebim dediğim gibi bir ev sahibi takımdı. Zaten gruptan çıkmasını beklerken o ev sahibinin verdiği avantajla beraber de gümbür gümbür oynar diye düşünmüştük. Aslında çok da farklı olmadı. Sadece ilk maçta... 13-3 gibi bir skorla öne geçmiş olmasına rağmen Big'e ye yenildi Best of One'da. Ve ondan sonra da zaten seriyi kaybetmedi ve böylece 3-1 ile çıkmış oldu Furya. O yüzden bu tarafta açıkçası çok büyük bir ters köşe olduğumuzu düşünmüyorum. E, 0-3 tarafına geldiğimiz zaman ise gerçekten bütün dünyanın en büyük ters köşesi burada gerçekleşti. Greyhound e, turnuvanın en zayıf takımlarından bir tanesi. Demiştik ki e, bundan da farklı bir şey yapmadı. Sadece Greyhound Cloud9'ı uzatmalarda Best of One'da yendi ve onun dışında oynadığı tüm maçlarda zaten varlık dahi gösteremedi. OG'ye, BG'ye ve VTT'ye kaybederken e, turnuvanın en zayıf takımı görüntüsünü de aslında bozmadı ama e, komikte bir tane video var Twitter'da Greyhound oyuncusu Alistair'ın cloud yendikten sonra işte Factor Pick'ems dediği yani gerçekten pick'emlerin içinden geçen bir sonuç almak dışında Greyhound hiçbir işe yaramadı diyebiliriz. Hemen aşağı inelim. Toptan midden tahmin yaptık demiştik. Zaten Vitality, Cloud9, Mouse gibi takımların zorlansalar dahi çok büyük bir sürprize izin vermediklerini söyleyebiliriz. Outsiders de aynı şekilde yine sürprize izin vermeden çıkmayı başardı. Burada OG Vitality maçı vardı 2-2 maçında. Eğer bu iki takım eşleşmesi büyük ihtimalle de gruplardan çıkabilecek kadar iyi durumdaydı. 2 galibet 3 mağlubiyetle kapattılar turnuvayı. Imperial, Imperial bence en büyük ayak kırıklarından bir tanesi oldu. Imperial galibiyet alamadan turnuvaya veda etti 0-3 ile birlikte. Ben hani ev sahibi olması sebebiyle, iyi bir kadro, kaliteli bir kadro olması sebebiyle en azından araya bir şeyler tıkıştırabilirler diye düşündüm ama pek mümkün olmadı. Onun dışında 0-3 tahmininde tutanlarınsa doğru tercihi Double Zero Nation takımı. Aslında konuşmuştuk biraz. Turnuvada zayıf takımlarından bir tanesiydi. Ben yine kendi evinde olmasının verdiği avantajla belki bir tane maç kazanabilir diye düşünmüştüm. Ama IHC'ye karşı Harita alsalar dahi seriyi kazanamadılar. Ve 0-3 tarafında Double Zero Nation tahminini yapanlarsa e, şimdilik verimi geçirdi diyemiz. Onun dışında biraz sürprizleri konuşalım. E, genel anlamda Gamer Legion turnuvaya harika başladı. 2-0'la ama üst üste 3 mağlubiyet alarak turnuvaya veda etmiş oldular. Onun dışında Bad News Eagles e, yani birkaç <laughs> turnuvadır, major'dır. Onlara pek güvenmiyorum ama onlar yine 3-0'la buradan çıkmaya başardılar. Çok iyi oynadıkları aşikar ama biraz da gerçekten kura şansları da var. Yani ilk maçlarda Double Zero Nation'daydı. Rahat bir galibiyet. Sonra Big'e karşı tek bir haritalık ki tek harita konusunda Bad News çok iyi bir takım gerçekten. Best of harika oynuyorlar. İyi bir galibiyet. Ve sonra da 2-0'da Gamer Legion ile eşleştiler. Yani 2-0'a çok daha iyi takımlar gelebilirdi ama Gamer Legion ile eşleştiler. Ve onları da yendikleri noktada 3-0 yapmış oldular. Bad News yine harika bir turnuva geçti. Bunu söyleyebiliriz. Big de bence Kito ile beraber, Sinle ile beraber Gerçekten çok iyi işler yaratıyor e, Teps'in önderliğinde, Gopi önderliğinde de gruplara kendi adını yazdırırken Bence biraz da yine sürprize imza attı diye Düşünüyorum, onun dışındaki takımlarda Evil Jeans olsun, IHC olsun e, Çok büyük sürprizler yok de yine turnuva içerisinde Gelişmeye devam eden takımlardan bir tanesi olarak da Çalıncası kapattı ve açıkçası Genel anlamda belki son gün Son maçlara kadar kaldı ama e, Aşırı da zorlanmadığımız Genel anlamda bütün ee, düşünce yapımızın uyuştuğu bir eee challenges aşaması oldu ve legend aşamasına geçiş yaptık. Legends aşamasında yine birebir aynı format var. Bu arada e, videoyu çektiğim saat e, 10 11 itibariyle ayın 4'ünde tam bir günlük e, süremiz var. Yani cumartesi öğleden sonra kapanıyor pikemler. O yüzden videoyu bir önce çıkarmaya çalışıyorum ki siz de e, rahatlıkla tahmininizi yapın diye. Hemen öncelikle 3-0 ve 0-3 tahminlerine yapmaya başlayarak e, sürece girelim. Açıkçası oldukça zor geliyor bana şu an. Çünkü oyun olarak çok salantılı takımlar gördük. Şimdi şöyle takımlara baktığımda FaZe, Navi, NIP, Ans, Sprout, Heroic, Spirit, Liquid, Mouse, Bad News Eagles, Outsiders, Big, Furia, Fanatic, White Reality ve Cloud9. Yani gerçekten hani 0-3 bence son dönemlerde olmadığı kadar zor görünüyor burada. Benim tercihim Sprout olacak. Sprout, RMR elemelerinde iyi bir başarıyla direkt buraya kadar gelmişti. Ama bence bu kadar büyük takımların arasında bir karma takım hüviyetinde olmalarından da dolayı yani farklı ülkelerden henüz çok çok oturmamış, çok çok köklenmemiş bir oyun olması bile ben 0-3'e Sprout'u koymayı tercih ediyorum. Yani buradaki birçok takımdan çok daha geride olduklarını düşünüyorum oyun olarak ve oyuncu kalitesi olarak. Yani 0-3'lerde biliyorsunuz çok riskli. Az önce konuştuğumuz gibi bir harita galibiyeti bile yetiyor 0-3'ü bozmak için. 0-3 adına şöyle bir baktığımda açıkçası belki ikinci düşüncem bir split olabilir. Split de yine biraz oyuncu kalitesiyle geride kalıyor gibi görünüyor. Ama şu diğer takımlara baktığımda gerçekten hani hangisini 0-3'e koyarsınız desen çok ciddi soru işaretlerim var. Bence bu tahminin içerisindeki en zorlu olacak 0-3 gibi görünüyor. 5 tahminimizi yaparken bunu da söylemek lazım. Şimdi 3-0 kısmına geldiğimizde 3-0'da hep söylediğimiz gibi yine büyük favorilerden bir tanesinin olmasını beklediğimiz bir yerdeyiz. Ama... Mesela şöyle inanılmaz bir eşleşme var. Navi ile beraber Vatilite eşleşti. Yani bu iki takımda belki 3-0 adayı. Yani belki de Major şampiyonluğu adayı. O yüzden iki takım açısından da büyük risk taşıyan bir eşleşme olacak bu. E diğer tarafa geçiyorum. cloud ile beraber FaZe ilk maçta eşleştiler. Yine İki tarafa da gidebilecek bir maç. Cloud9 Best of Fun'larda felaket göründü grup aşamasında. Faze zaten iyi durumda ama onlar da bayağıdır maç yapmadıkları için RMR'den bu yana acaba ne durumdalar diye bilmiyoruz. O bir soru işareti olacak. Onun dışında hep denk maçlar ilk eşleşmeler itibariyle. E, 3-0 noktasına geldiğimizde dediğim gibi zaten genel olarak takımları düşündüğümüzde bunu yapabilecek takımların kimliğine baktığımızda Faze, Na'Vi, işte Vitality, belki Cloud9 falan diye düşünüyoruz. Ama onlar da birbirleri eşleşiyorlar. Ee, ve birbirlerini kıracaklar gibi görünüyor. Yani büyük ihtimal sürpriz bir takım 3-0 yapacaktır yine. Atıyorum mesela Bad News Eagles olabilir. Tamamıyla örnekliyorum. Çünkü Split'le oynuyorlar. Split'i yendiler. İşte 1-0'da iyi bir takım daha geldi. Onu da yendiler. İki tane best of one'da yine 2-0'ı bulabilecek bir takım. Ee, örneğini verebilirim. Veya işte Big'den bahsediyoruz. Big Sprout'la oynuyor. Belki Big bir anda 1-0'dan sonra 2-0, 3-0 yapacak bilemiyoruz. Ben açıkçası 3-0 tahmininin çok tahmin olduğunu düşünmüyorum. Yani ben burayı biraz boş geçmeye çalışacağım arkadaşlar. Yani boştan kastım ben burayı doldurmayacağım. Mesela split'i koyacağım. Split bence çıkamayacak. Çıkamayacağı için de atıyorum FaZe'in, NAVI'nin işte onların Vitality'nin kadroları hani 3-1-3-2 çıkma ihtimalinde burada harcamak istemiyorum. O yüzden burayı split'le geçeceğim. Çünkü 3-0 tahmini bana oldukça zor görünüyor. Takımların form durumlarını ve içinde bulundukları an düşündüğümüzde Aşağı geldiğimizde yani favorileri seçmeye geldiğimizde ise açıkçası hemen buraya en büyük favorilerden başlıyorum. Faze tabii ki de turnuvanın şampiyon bir tane olarak burada yer alacaktır. Yine aynı şekilde Navi'yi hemen buraya yerleştiriyorum. E devamında Vitality her ne kadar challenger'sı çok iyi geçirmese bile demin konuştuk. E turnuvanın en büyük favorilerinden biri olarak buraya geldi. En formda ekiplerinden bir tanesi olarak buraya geldi. Ve Cloud9 Cloud9 gerçekten e, challenge'ı e gösterdi ki yani kolay kolay elenmeyecek. E, Şuraya harika bir turnuva geçiriyor. E, i̇yi de bir takım zaten biliyoruz Cloud9 neler yapabileceğini. Şampiyonluk falan beklemiyorum ama bence bu gruplardan çıkabilecek kadar iyi bir durumda zaten cloud 9ın da yapısı. Şimdi son 3 tane slot için e, çok fazla aday var. Aday olmayanlara baktığımızda açıkçası şöyle bir bütün takımları düşündüğümde sanki bir tek buraya Liquid gelemez gibi geliyor. Ki onların da iyi bir takım olduğunu düşünürsek dar önderliğinde yeni transferleri açıkçası yine zorlayabilirler. Ama bu kadar takım varken benim önceliğim mesela bir ev sahibi kontenjanından mutlaka Furia olacak. Furia ne olursa olsun özellikle ev sahibi takımlar arasında en iyi durumda olanı ve ev sahibinin de dışında zaten bir gruptan çıkabilecek bir seviyede ama üzerine biraz daha eklediğimizde Furia bence iyi oyununu ev sahibi avantajıyla birleştirebilecek bir takım olarak burada kendini son 8'e gönderir diye düşünüyorum. Onun dışında NIP'de çok ciddi değişiklikler var. Ee, büyük bir NIP fanı olarak da açıkçası bunların bazılarından memnun değilim. İşte Alexi B geldi, Main AP yok takımda falan ama NIP gerçekten buraları çok iyi oynayan bir ekip. Ee, çok başarılı olan bir ekip. O yüzden ben NIP'nin de bir şekilde kendini son 8'e atabileceğini düşünüyorum ki ilk maçta da fanatikle oynuyor. Bence fanatiğe geçebilecek bir takım. Ee, ve zaten büyük bir derbi var orada biliyorsunuz. Her ne kadar artık takımlar İsveç takımları olmasa bile karşılıklı olarak ee, NLP'de bence galibiyetle başlayabilir. Şimdi son slota baktığımızda kim olabilir? Ens iyi bir takım ama eee Ens iki tane büyük değişiklikle de geldi. Özellikle Pro League'de falan hiç iyi görünmediler. O yüzden soru işaretlerim var. E, Remere iyi geçmiş olsa bile. Elli kötü konuştuk olmaz diye. E, Maus 3-0'la buraya geldi ama bence Maus için sert bir nokta artık burası. Ben önceki tur kadar kolay geçebileceğini düşünmüyorum buraya Maus'un. Ben New Seagulls, ben kestiremiyorum. Yani Best of One'ların yıldızı takım. Hatta ilk başta da splitle oynayacaklar. 1-0 bulduklarında belki bir anda 3-0'a bile gidebilirler. Hiç belli olmaz ama güvenemiyorum. Outsiders iyi bir ekip. Jayme önderliğinde hep ne yaptığını iyi bilen bir takım. Ama burada biraz sert geçebilir onlar için. E, Big'den zaten Challenges'de konuştuk. E, ben Challenges sahibimle çıkmamasını bekliyordum ki bence burada yani 0-3 bile yapabilir Big açıkçası kestiremiyorum ama işte Sprout'la oynadığı için e, Sprout yener en azından diye belki düşünebiliriz. Fnatic de her ne kadar iyi bir kadro olsa bile e, yeni ve çok da böyle zaman zaman patlayabilen bir kadro. Roy zaman zaman kötü maçlar çıkardı Challengers'ta. Fisher bence bu seviyenin oyuncusu değil falan gibi. Ya Fnatic sanki çıkamaz buradan diye düşünüyorum. Ya ben bu ortamda biraz daha tecrübeye doğru gitmeye çalışacağım. Yani bu tarz aşamaların, elemelerin gerçekten tartışmasız yıldız takımı heroik. Yani Heroic ne yapıyor? Ediyor. Bu elemelerde, bu tarz durumlarda maçları kazanmayı başarıyor. Ve burada açıkçası oldukça formda geldiler. Yani şöyle bir RMR maçlarına baktığımda... Outsiders'a karşı aldıkları tek harita mağlubiyeti dışında... Vitality ve OG'yi yenerek buraya gelmişlerdi hatırlıyorsanız. Sonra Blast Premier turnuvasına gittiler. Orada Estetik, Sangal ve Astralis'e harita vermeden geçerek e, buraya geldiler. Yani Heroic buraları biliyor. Ee, yani 3-0 falan olur mu sanmıyorum ama... ...Heroic bir şekilde bence bu elemelerden çıkacaktır diye düşünüyorum Legend aşamasında... Tahminlerimizi böyle yaptık tahminleri dediğim gibi kitleyene kadar değiştirebilirsiniz ama ben buradan değiştirmeyi düşünmüyorum ee, şöyle bir baktığımda da e, özellikle alt taraf benim için oldukça yeterli bir tahmin grubu üstlerden yine oldukça zorlanabiliriz ne olursa olsun ama alt taraf şöyle bir baktığımda zaten bu takımlar eğer son sekize çıkamıyorsa e, çok büyük sürprizler oluyor demektir e, diye düşünüyorum. Legend aşaması bittikten sonra da en son Champions aşaması için yine yeni bir video gelecek. Çünkü tahminler kapanacak. Tekrar açık e, hale gelecek. O yüzden tekrar tahmin yapacağız. Onu da hatırlatalım. İyi bir hafta sonu, iyi bir Legends aşaması diyorum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.